Öncelikle Çete Ayşe tarihimizde yaşamış çok büyük bir kahraman. Türkiye'nin hatta Anadolu'nun ilk Efe kadını. Bu teklif bana geldiğinde çok yani mutluluk duyuyorum bu rolü bana verdikleri için. Çünkü 1919'lar çok Yunanların Aydın'ı işgali, bu burada çekimlerde işte İmamköy'de, şeyde Toygar köyünde çekiyoruz. Yani oradaki insanların anlattıkları, bilmiyorum, ben çok etkilendim. İyi ki de diyorum bu projedeyim. İyi ki de diyorum Çete Ayşe'yim. İnşallah başarıyla çok güzel bir şekilde bu filmi bitireceğiz. Sebahattin Burhan Bey'den, yazarından kitabı aldım. Okuyorum şu anda zaten. Hala yani sonuna yaklaştım. Yani okuduğumda tüylerim diken diken oldu. Çok etkileyici. Yani bir kadın kahraman olmak hiç kolay bir şey değil, hele ki o dönemde. Valla yani kelimelerle ifade edilecek bir şey değil. Bu kahraman kadının yapmış oldukları, Yunanlılarla olan mücadelesi. Tüyler ürpertici. Geçmişini unutan bir millet, millet olamaz diye düşünüyoruz. Ben de bir gaziyim, Kıbrıs gaziyim, Çete Ayşe gibi. Ve bundan önce de Seyit Onbaşı'nın hayatını çektim film olarak. Bu proje bana geldiğinde, daha önce bu proje yaşatılmamış, yapılamamış, yarım kalmış proje. Yarım kalmış bu projeyi bitirmeye söz verdim, köylülere söz verdim. Ve biz devam ediyoruz, bitireceğiz inşallah. Valla Kıbrıs gazisi kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Çünkü bayağı 38 sene oldu değil mi hocam? Kıbrıs'ta savaştık, 38 sene oldu. Onlar da bizi burada yalnız bırakmadılar. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz onlarla orada kader birliği yaptık. Savaş hoş ve güzel bir şey değil. Biz orada çile çektik, acı çektik. Allah bir daha o günleri bizi göstermesin. Ben onuru oldum. Buraya kadar, yanıma kadar geldiler. Dediğim gibi ben de bir gaziyim. Allah o günleri bir daha göstermesin. Ben kendilerine burada basmadan çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sağ olun arkadaşlarım, sağ olun. Arkadaşımızla aşağı yukarı 38 yıl sonra bir araya geldik ki tabii ki bundan çok çok mutluluk duyduk. Yanımızdaki arkadaşlarla da aşağı yukarı 34 yıl sonra görüşebildik ki o eski anıları tazeledik. Aradan tam yıllar sonra yani onun sesini duymak bizi çok çok mutlu ettiler ki yani savaşlar kötü bir şey. Ben öncelikle bu filme başlayalı 10 gün oldu. Fakat 10 gün içerisinde biz bütün maddi imkanlarımızı tükettik derken Ortaklar Belediye Başkanımız, sevgili kardeşimiz bir güneş gibi doğdu. Geldi, dedi ki abi ben sizin arkanızdayım. Sete geliyorum. Hiç merak etme, rahat ol dedi. Psikolojim bozulmuştu. Çünkü bitirmeye söz verdim. Yarım kalmış bu projeyi bitirmeye söz verdim. Köylülere söz verdim. Ve biz devam ediyoruz. Bitireceğiz inşallah. Ben söz verdim Türk halkına. Şunu diyorum. Ben tekrar burada basın önünde sevgili kardeşime, Ortaklar Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi rahatlattı, umut verdi, önümüzü açtı. Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmiş bir büyüğümüzdür. Dolayısıyla Yunan ordusuyla birlikte hem Umurlu, Dalama, Kepez gibi Aydın'ın birçok ilçe ve beldelerinde savaşmış Aydın'ın efelerinden, kadın efelerinden birisidir. Tarihe geçmiştir. Dolayısıyla ben de Aydın'ımızın tarihini ve Kurtuluş Savaşı dönemindeki filmin setini ziyaret etmemin sebebi Aydın'daki yaşanmış anılarımızı ve savaş dönemindeki çekimleri görmek için merak ettim ve kendilerine destek olmak için buraya geldim. Tabii ki maddi manevi üzerimize düşen her şeyi inşallah Aydın'ımızda yaşanmış Kurtuluş Savaşı'nda savaşılmış, mücadele edilmiş Aydın'ın kurtuluşundaki savaş dönemindeki yılları hemşerilerimize, Türkiye'ye tanıtmak için gereken desteği vereceğiz tabii ki.